Merhaba. Türkiye AB gerginliği herhalde bitecek gibi gözükmüyor. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'dan yaptığı çıkış bir hayli enteresandı. Duymuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nin bütün üye ülkelerin hepsinin IŞİD'i desteklediğini biliyorsunuz ortaya attı. Bunu nasıl söyledi? Neye dayandırıyor? Nasıl bir gerekçesi var? Henüz bilmiyoruz. Herhalde temellendirecektir ama bu bir süreden beri var olan AB-Türkiye arasındaki gerilimi gerçekten de arttıracak. En azından Türkiye tarafından hızlı bir şekilde geliştirilen bir krize doğru dönüştürecek bir ifade gibi gözüküyor. Sorunlu bir ifade kuşkusuz. Biz yakın bir zamanda herhalde Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'nın IŞİD'i nasıl desteklediği konusundaki görüşleriyle de gerekçeleriyle de karşı karşıya kalırız umarım. Şöyle bakarsak Batı ülkelerinin IŞİD'e başında özellikle Amerika'da olmak üzere başından gelişmesini henüz tamamladığı aşamaya kadar destek değilse bile bir göz yumma politikası izlediği malum. Ama bunu tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdi dile getiriyor olması malum gerilimle ilgili elbette. O açıdan ne kadar ciddiye alınabilir bir kızgınlık ifadesi midir, nasıl ele alınır henüz bilmiyoruz, yakında anlayacağız. Ama şu bir gerçek ki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gerginlik pek biteceğe benzemiyor. Nedir? Avrupa Birliği'nin önemli yetkililerinden Martin Schulz'un böyle giderse Türkiye'deki demokratikleşme karşıtı çabalara devam ederse hükümetin artık bir ambargo uygulanmalı, yaptırım uygulanmalı türünden bir çıkışı vardı malum. Buna ilişkin Recep Tayyip Erdoğan'ın sert yanıtı oldu. Peki biz şuna bakalım. Recep Bey'in ne dediğinin falan bir anlamda bir şu anda açıdan bir önemi yok. Ne olabilir? Yani Avrupa Birliği gerçekten Türkiye'ye bir yaptırımda bulunabilir mi? Gerçekçi bakalım. Ne Türkiye Avrupa Birliği'ne bir yaptırım yapabilecek olanaklara sahip şimdi ne de Türkiye ben Avrupa Birliği'ne rest çekiyorum diyebilecek güce sahip. Nedeni şudur. Bir kere Avrupa Birliği ülkelerinin basit bir rakam bu. 2015 tarihi itibarıyla Türkiye'den yaptıkları ihracatın toplamı 79 milyar avro. Büyük bir rakam. Buna karşılık olarak Türkiye'den yaptıkları ithalatın miktarı da 61,1 milyar avro. Yani Türkiye'nin lehine sayılabilecek bir ticari ilişki yok. Yani Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne bu anlamda bir muhtaçlığı var karşılıklı olarak. Yani karşılıklı salvoların yapılmış olması, ben ilişkimi keserim, işte yaptırım uygulayalım demiş olması taraftarların birbirlerine pek gerçekçi değil. Peki hep böyle mi olur? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı hiçbir yaptırımı yok mudur gerçekten? Kuşkusuz var. Nedir? O da şu. Türkiye'nin sermayesi her şeye rağmen kim ne derse desin, yandaş medya ne yazarsa yazsın, dışa bağımlı bir sermaye kuşkusuz ve kredi akışıyla geçinebilen bir sermaye. Varlığını sürdürebilen bir sermaye. Ne olur? Avrupa Birliği başka ülkelere yaptığı gibi hani yapmıştı daha önce. Sert uygulamalar, yaptırımlar belki uygulayamaz ama bu kredi akışını yavaşlatabilir. Türkiye'ye gelen kredinin hızını kesebilir. Bu da Türkiye'nin zaten kırılgan olan sermayesini etkiler. Bu açıdan Avrupa Birliği'nin ben şunu yaparım deyip de asıl yapması gerekeni yapmayıp küçük müdahalelerle Türkiye'ye vuruyor oluşu çok etkili olur. Bu açıdan yabana atılacak bir tehdit değildir Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım yapalım tehdidi. Peki Türkiye'nin kozu ne? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı tek bir kozu var. O da biliyorsunuz mülteciler meselesi. 3 milyon mülteciden bahsediliyor Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan çok pervasız bir şekilde insan hakları kurallarına da pek riayet eden bir zat olmadığı için biliyorsunuz. Kapıları açarım, o 3 milyon göçmeni Avrupa sınırlarına yönlendiririm diyerek aslında çok ciddi bir insan göçünden bir tehdit olarak ortaya atarak bahsediyor. Bunlar tabii Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi anlamda düşündüğü endişe kaynağı olmalı, yani endişe kaynağı olmuş bir sorun kuşkusuz. Türkiye'nin elindeki tek koz da bu. Şimdi bunlar olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Bana sorarsanız eğer kişisel görüşüm şudur. Her iki tarafta birbirine çok sert çıkışlarda bulunabilir ama ipleri koparıp atma noktasına gelmez. Ne zaman gelebilir? Böyle bir soru geldiğini varsayarak yanıtlayayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu yakın bir zamanda götürülmesi planlanan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok istekli olduğu şu idam meselesi eğer gelirse, ha işte o zaman Avrupa Birliği değerleri adına, bu değerler iyidir, kötüdür, samimidir, değildir, bütün bunları tartışmayalım ama böyle bir değerler üzerine kurulu Avrupa Birliği var. Bunların en azından yani kendi değerlerine saygılı olmak ve o değerleri başka toplumlara örnek olarak göstermek adına böyle bir iddialar var çünkü biliyorsunuz.
idam meselesi gündeme gelirse Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki gerçekten de o noktada bundan ötürü kesilme noktasına gelebilir. Bunları göreceğiz, bakacağız kuşkusuz. Çünkü ticari anlamda her ikisinde birbirine muhtaç olduğu iki yapıdan bahsediyoruz. Birisi ülke, birisi de ülkeler bütünü. Siyaset, dış politikadaki bir takım gelişmeler Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine nasıl yansır? Her gün değişen şeyler bunlar. Bugün böyle oluyor, yarın başka bir şey olabilir. Bunları görürüz. Peki Türkiye'nin bir B planı var mı? Türk egemenleri, Türk yöneticileri gerçekten de Avrupa Birliği'nden süreci kesip, müzakere sürecini kesip başka bir şeyler yapmak isterler mi? Şimdi bu yönde çabalar görüyoruz. İşte kimi çevreler Avrasya seçeneğinden söz ediyorlar vesaire. Oysa şu da bir gerçektir. Her ülkenin Avrasyası var. İnanın Amerika'nın bile bir Avrasyası var. Romanya'nın bir Avrasyası var vesaire. Hangi Avrasya'nın yanında olacağı da ayrı bir problemdir kuşkusuz. Onu da zamanı bir yeri gelince kuşkusuz hepimiz konuşuruz. Ancak bugün önemli bir gelişme oldu. O da şu, onu da sizinle paylaşayım. Pakistan'da biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan sanırım yarın Özbekistan'a geçecek. Şimdi Özbekistan Turgut Özal'dan bu yana Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığından bu yana özellikle Türkiye ile ilişkileri pek iyi olan bir ülke değil. Hatta önemli muhalefet liderlerinden biridir Muhammed Salih. Kişisel olarak ben de onunla görüşmüş ve röportaj yapmışımdır bir hayli. Türkiye'de yaşıyor uzun zamandır. Ülkesine gidemiyor ve Özbekistan'la Türkiye arasında bir de bu yüzden sıkıntılar var. Şimdi Türkiye, Özbekistan'la ilişkilerini düzelterek Avrupa Birliği'nin karşısında etki alanını güçlendirecek, müttefiklerini çoğaltacak bir politika mı izliyor? Bunu düşündürten bir gezi olacak Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Özbekistan ziyareti. Bir de onları izleyelim. Bakalım Özbekistan'dan bu ziyarete olumlu bir karşılık gelecek mi? Çünkü İslam Kerimov öldü. Onun yerine onun politikalarını aslında tamamen sürdüren, en az onun kadar sert bir lider geldi biliyorsunuz. Geçiciydi. Yapılan şeyde anayasa gereği süreç doldu ve artık resmi devlet başkanı oldu ülkenin biliyorsunuz. O İslam Kerimov'un politikalarını aynen devam ettirirse, sürdürürse Türkiye ile ilişkilerinin hangi düzlemde düzelebileceği sorusu var karşımızda. Bu şundan yola çıkarak şu sonuca varamayız. Hani FETÖ okullarını kapattı Özbekistan. Başından beri zaten bir de mesafeli tutumu vardı. Buradan biz de işte uyarmıştık. Özbekistan için de tehlikelidir bu Fethullah Gülen okulları. O yüzden bir ortaklık da buradan kurabilir ve ilişkileri buradan yola çıkarak düzeltebiliriz mi diye düşünüyor Türkiye'nin politika yapıcıları. Bilmiyoruz ama bu ziyaret önemli bir ziyarettir. Yani Avrupa Birliği ile Türkiye gerginliği sürerken belki yarın çözülebilir ama daha da ters olup daha da bozulur hale gelirken Türkiye'nin bir yanına bu tür arayışları var. O nedenle bu Asya turunu Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki gerilimin bir sonucu olarak mı değerlendirmek gerekir? Bunu yakın zamanda görürüz ama gördüğümüz, bildiğimiz şey şu ki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gerginlik kuşkusuz Türkiye'nin bir takım tutumlarından da kaynaklanıyor. Onu söylemek durumundayız. Elindeki mülteci kartını sürekli kullanıyor. Mülteci kartını kullanmak doğrusu insan hakları kavramı içerisinde değerlendirilebilecek bir tutumdur ve olumsuz bir tutumdur. Bunun Avrupa ülkelerindeki yansımaları, siyasi anlamda yansımaları kötü olabilir. Durum bu açıkçası. Avrupa Birliği, Türkiye geriliminin iç politika malzemesi haline getirildiğini biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan tarafından ki bunu her konuda yapıyor. Bakalım bu nereye kadar gidecek? Bu gelişmeleri de ben ve diğer arkadaşlarım da sizinle paylaşmaya çalışacağız. Tabii bir günde bunları izlemekte belki daha fazla yarar var. Elinizin altında muhalif bir gazete ve analizleriyle haberlerin arka planını yazmaya çalışan bir gazete var. Oradan da lütfen takip edin. Ama bütün bu gelişmeleri biz de size, ben ve diğer arkadaşlarım zaman zaman böyle anlatmaya çalışacağız.